Bu Toprakların Kanalı Çiftçi TV'den, Çiftçinin Seyir Defterinden bir kez daha merhabalar. Bu hafta Afyonkarahisar Çaya bağlı Devederesi köyündeki seraları ziyaret edeceğiz. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz neler yapıyor? Onları ekranlara yansıtacağız. Çiftçinin Seyir Defteri başlıyor. Afyonkarahisar'a bağlı Çay ilçesi Devederesi köyünden sizlere sesleneceğiz. Burada Devederesi köyünde özellikle seralar var. 3000 metrekarelik, 4000 metrekarelik, 2000 metrekarelik farklı seralar var. Burada kuru tarımın yanında seracıkla da meyve sebze yetiştiriliyor. Yanımızda da sera işletmelerinin sahiplerinden bir tanesi var. Genç bir arkadaşımız. Onunla sohbet edeceğiz. Bu seracılığın hikayesini, çünkü şöyle bir baktığımızda aslında düz bir alan. Seracılık nereden akıllarına geldi, onları aktaracağız. Sizi bir kısaca tanıyalım. Yunus Han. Daha doğrusu öğrenciyim ben, bu işi yapanların veliahtı diyelim. İnşallah. Biz de böyle önder genç arkadaşlarımızı, önder çiftçilerimizi, genç çiftçilerimizi çok desteklemek de istiyoruz aslında. İşte Konya'da bununla ilgili de bir dernek var. Kurmuşlar önder çiftçiler, genç çiftçilere destek olmak amacıyla. İnşallah hem öğrencisin, mezun olduktan sonra da belki bu işi daha profesyonel, daha farklı şekilde yaparsın. Yunus Han kaç yaşındadır, nerede öğrencidir? Bir tanıyalım seni kısaca. 24 yaşındayım. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. Coğrafyacıyım, coğrafyacı adayım. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Kumluca'da bu işin erbabı orada öğrendi diyelim. Orada gördük. Deneyimlerini buraya aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince biz de. Kimlikte Kumluca mı yazıyor? Ya Kumlu... Burası yazmıyor ama yazıyor. Devederesi yazıyor ama Kumluca'da büyüdün yani. Evet, orada doğduk, büyüdük. Burası da domates seraları ile ünlü, çok büyük bir alan. Şöyle tepeden orası baktığınızda... Turfanlı olarak ön planda, seracılığın başkenti diyebiliriz orası için. Gerçekten de önemli bir noktadan buraya o işi taşımışsınız. Peki babanızla birlikte yapıyorsunuz tabii ki. Babam yapıyor, biz yardımcı oluyoruz sadece sıkıştığı noktada. Çalışanlar falan. Kaç yıldır yapıyor mesela babanız bu işi? Şimdi büyük ihtimal Kumluca'da belki bu işin içinde yoğrulmuştur. Burada kaç yıldır yapıyorsunuz? Orada kaç yıllık bir tecrübe var? 4 veya 5 sene oldu burayı yapalı biz. Orada... İlk yapanlardan mısınız? Yok. Çünkü bu sırada farklı 5-6 tane daha var benim gözlemlediğim. Oldu. İlk babamın amcaoğlusu geldi buraya, yaptı. Sonra Kumluca'dan geldi. Orada hepsi, buradaki bütün seracıların hepsi Kumluca'dan gördü. Orada öğrendi bu işi, orada kaptı. Oradan buraya geldi. Verim aldıkça yapıyorlar işte, çoğaltıyorlar. Biz istiyoruz biraz daha çoğalsın bu iş burada. Çünkü böyle küçük yetiştiremiyoruz daha doğrusu. Nasıl derler? Yani Allah bereket versin. Allah bereket talep versin. Çok. Talep çok ama yeterli miktarı üretemiyoruz. Evet. Yetiştiremiyoruz. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Şimdi biraz seracılıktan, sen tabii yardım ediyorsun ama neler yapıldığını biliyorsun. Kısmen biliyorsun. Çünkü yardım etmek demek işin içinde olmak demektir. Yani şimdi bizim arkamızda şu an direkt topraktan yetişmiş sera var. PVC dediğimiz bir sistem var burada. Çelik, demir. Demirden yapılmış. Demirden yapılmış seralar, iskelet. Birazcık daha amatör mü diyelim buna? Bu tabii biraz daha amatör, basit diyelim. Basit bir basit, sistem. Basit bir sistem. Hemen damlama, sulama, sera örtüsü, yazlık için file, bitti. Evet. Peki şimdi bu poşetle kapladığınız kaç yıl size dayanıyor? Yani şimdi, sürekli her yıl yeniliyor musunuz bu poşetleri? Sera örtülerinin çıkışı 2 yıl. 2 yıllık olarak çıkıyor. Biz 2 yıllık olarak alıyoruz. Bu 3-4 duruma göre değişiyor. Yani kullanımı, hava şartlarına göre. Hava şartlarına, kullanıma göre değişiyor süresi. Uzayabilir, kısayabilir, kısalabilir. Yüksekliği ne kadar seranımızın? Tahmini 2-2,5 metre yüksekliği vardır.
2-2,5 metre yuvarlak konumda yapılmış bir sera. Topraklı tarım yapılıyor. Neler yetiştiriyoruz? Burada domates, biber, salatalık, patates. Ne ararsanız yetişiyor burada. Patates serada değil ama seranın devamında... İçinde olsa tabii daha verimli olur ama içerisinde... Yapılabilir mi? Yok. Yapılabilir tabii. Neden yapılmasın ki? Serada patatesi duymamıştım. Onu da duymuş oldum. Şimdi turfanla vişne, kiraz yapıyorlarsa... Evet. Patates de yapılabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Şimdi şöyle diyeceğim. Şimdi biz serada yetiştiriyoruz fakat şu an aslında toprak veriminin, yani dışarıda açıkta yetiştirebileceğiniz, dışarıda da zaten de yetiştirdiğiniz domatesler var. Neden hala serada devam ediyor bu iş? Verim yüksek. Hava yani şartlarından normal... daha az etkileniyor. Örtü altı olduğunda. Güneşte yanmıyor mesela. Veya işte, bir yağmur yağdığında çok fazla etkilenmiyor. Şimdi diğer amatör, bizden amatörlerine bakarsak eğer evin önünde, bahçede falan yetiştiren daha yok. Sen neden? Kötü hava şartları nedeniyle olmuyor, çıkmıyor, döllenmesi olmuyor. O yüzden örtü altı olmasının faydaları bu yönden iyi. Yani hava şartları normalde doğal ortamda yetişse şu an yetişme durumu var ama hava şartlarından etkilenmemesi için burada domates devam. Peki en erken ne zaman ürün almaya başlıyorsunuz burada? Yani bir erken turfandalık var mı yani? Şimdi şöyle bir şey var. Burası Afyon diyoruz biz. O yüzden hava şartları genelde elverişli olmuyor. Nisan ve Nisan'dan sonra oluyor genelde dikimler. Belli bir yetişme süreleri var bunların da. Nisan 3 ay gibi bir sürede meyve alımına başlıyoruz. Sebze alımına başlıyoruz. Yani Nisan'da diktiniz, Haziran gibi sebze ürün almaya başlıyoruz. Haziran, Temmuz. Normalde de işte Temmuz, Ağustos'ta da normal toprak domatesi çıkar. Açık alanda yetişen, yani hava şartları uygunsa eğer. Uygunsa Ağustos gibi çıkmaya başlıyordu. Çıkmaya başlıyor ama siz burada birkaç ay evvel... Bir ay daha önce çıkarıyoruz, daha geç bitiriyoruz. Peki şimdi Deve Deresi'nde yapan arkadaşlarınız var, sizin amcaoğulları var, amcalar var. Amcaoğlu, hepsi, dayıoğlu. Hepsi yapıyor neredeyse. Yapanlar İnşallah var. Belki onlarla da sohbetlerimiz olacak ama sera domatesini yaptığımızda, ticari açıdan da baktığımızda mesela siz bu işin biraz daha yaygınlaşmasını da istiyorsunuz veya bu işi biraz daha büyütmek de istiyorsunuz. Üreticiler, bizi izleyenler bu tarz bir işletmeyi açmak için ne gibi bir çaba, yani maddi olarak mesela 1000 metresinin maliyeti aşağı yukarı ne kadardır ve bakımı zor mudur? Yani biraz bakım şartlarından da bahsedeceğim ama. Bakım şartları, bakım şartlarına gelmeden önce sadece bu düzeneği kurmak o günkü piyasaya bakar aslında. Şimdi demirin pahalılık, ucuzluk durumuna bakar. Biz aldığımızda atıyorum kilosu 1 liraysa. Ona göre kaç şey gider, kaç ton demir gider, bunun ustalık maliyeti nedir, bunları biz yapamıyoruz, bunun ayrıca ustaları var. Ona bakarsak, kaba taslak en ucuz maliyette biz burayı 45 bin liraya kapattık. 3000 metrekare alanı. 3000 metrekare alanı, 45 bin liraya. Damlama da dahil mi bu işin içine? Tabii damlamalar dahil, bütün ekipmanlar dahil. Burası tabii ki aslında sır. Az evvel sizle de görüştük. Tabii. Dediniz ki biz herkesi içeri sokmuyoruz. Hem dışarıdan bir hastalık girmesin hem de nazar değmesin yani. Tabii şimdi göz var göz var. Evet. Biz inşallah gayet bereketli olsun dualarla buraya içeri girdik. Profesyonel seraları mesela Sandıklı'da birkaç tane serayı biz ziyaret etmiştik. Jeotermal, cam seralar. Muhteşem görüntüler var ama bunlar da çok ilginç. En azından küçük işletmeler... Küçük çiftçi için ideal diye düşünüyorum. Biz kendi halkımıza hizmet veriyoruz. Evet, yani burada hemen domates kendi çıkıyor. Bölgemizde. Şu bölgedeki pazarlarda satılıyor değil mi? Tabii tabii. Toptan vermiyorsunuz herhalde. Toptan şu şekilde oluyor. Gelir işte pazar esnafı. 100 kasa, 200 kasa. 100 kasa. Zaten onun fazlasını yetmiyor, yetiremiyoruz. Kendileri geliyorlar müşteriler. Buradan satışımız para kendi oluyor. Biz de giderken alacağız zaten. İnşallah. İnşallah. Peki nasıl, fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun vermeye çalışırız tabii. Uygun vermeye çalışırız. Bugün pazara çıktınız mesela, çay pazarıydı herhalde. Bugün pazara evet, çıktınız mı? Evet, götürdük oraya da, oradan da toptan verim satışlarımız oluyor oralarda da. Alıcılar oraya geliyor. Biz buradan malı hazırlıyoruz. Arabada görüyorlar, beğeniyorlar. Yani. Kabalama bir pazarlık yapıyorsunuz. Ön siparişle götürüyoruz diyelim biz. Şimdi daha önceden malı bildikleri için. Ben şunu söylemek istiyorum kardeşime.
İlk defa böyle çiftçilerimiz arasında biz işte yok satıyoruz diyebilen çiftçilerimizden bir tane. Bu sene arpa Şükür. buğdaya bile müşteri bulamadı. Üreticiler aslında çok sıkıntılı ama yaptığınız iş bir de hani talebin olduğu bir işi yapmak lazım. Herkes kiraz üretirse, herkes domates, biz bunu Tabii. da belirtelim. Yani şimdi domatese çok ihtiyaç yoksa gidip de Kumluca'da domates yetiştirmenin bir anlamı olmaz. Tabii ki Ama de. burada ihtiyaç var. Siz bu ihtiyacı görmüşsünüz. Ona göre burada bir yatırım yapmışsınız. İşi de bilerek yapmışsınız. Bu da çok önemli. Şimdi burada 100 tane ser oldu mu bu işin de şeyi çıkar, suyu çıkar diyelim yani. Gerçekten öyle olmaz mı? İşin aslı ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi olur. Bu sefer küçük pazarlar değil. Mesela diyorum sandıklı tarafı dediniz ya. Evet. Bunun dış pazarlara da satımımız olur o zaman. O zaman herkes de Hemen. DVTR'sine bekliyoruz. Herkes seracılığa başlasın diyelim. Tabii inşallah. Keşke başlasalar. Peki burada toprak yapısını mesela bir araştırma yapmış mı babanız? Yani burada yetişip yetişmeyeceğini hiç önceden test ettiniz mi? Bir yatırım yapıyorsunuz. 45-50 bin lira da küçük bir işletme için bana kalırsa iyi sermaye. Hani burada bu domates yetişir mi diye hiç düşündünüz mü? Yoksa tarla domatesi yetişiyor nasıl olsa diye öyle mi girişildi acaba? Şimdi şöyle bir şey var. Burası Acılı Ovası diye geçiyor. Evet. Belki de deve derisinin en verimli toprakları burası. Evet. Ne ekerseniz çıkar diye duydum ben. O da öyle duymuştur. Yani gidip de bir toprağı alayım, bir inceleyelim, bir şey yok. Ha, toprağın şeyine bakıyor işte, yapısına bakıyor. Ona göre de tabii. Belki tarlada da ekti. Yani iki çizi, üç çizi ekmiştir. Tarla domatesi de veriyordur belki de. Öyle Deneme bir deneme vardır. vardır belki de. Var mıdır? Veya yapanlar Bilmiyorum. vardır. Ha, vardır belki de. Ya şimdi babamın babaları diyeyim, dedelerim illaki buraya bir şeyler ekmişlerdir. Tarla boş kalmaz. Bakmışlardır, verim almışlardır. Oluyorsa yapmışlardır. Sen hep böyle yapmışlardır, duydum. Şimdi ben bilmiyorum, biliyormuş gibi de konuşmak istemiyorum. Ama sonuçta bir şey var burada. Ürün var. Verimlilik sonuçta var. Onun bence en azından bahçesinde, tarlasında ekenlerden burada domatesin yetiştiğini görmüşlerdir. Efendim birlikteliğe devam edeceğiz. Evet, seramızda sohbetimize devam ediyoruz. Farklı ürünlerde yetiştiriyorsunuz domatesin yanı sıra. Neler var domatesten başka? Domatesin yanı sıra örtü olarak biberimiz var. Salatalığımız var. Biber ve salatalık. Biber ve salatalık var. Peki şimdi bambu sarıları da yani biz cam seralara gittiğimizde gördük. Burada da aynı şekilde bambu sarıları da oluyor değil mi? Aynen aynen. Bambu arıları zaten bu çiçeklerin döllemesini yapan arılardır şimdi. Halkımızda bir de böyle bir algı var, hormonlu. Tarihe karıştı. Öyle bir şey yok. Her şey arılar yapıyor. Arılar döllemesini yapıyor. Onlar çiçeklerini batırıyor. Hormon diye bir şey yok yani. Buradan da onun bilgisini vermiş olalım. Evet. Gerçekten doğal domatesin kokusunu bir hissetseniz, insan kokladı mı o hani ben eskiden böyle her domateste de şu kokuyu alamıyorsunuz zaten. Tabii gerçekten tabii. De doğal ortamda toprakta yetişen görüntülerde zaten ekranlara yansıyor. Toprakta yetişen sadece iklimsel olumsuzluklardan etkilenmemesi için örtü altında yapılan bir sistem. Aynen öyle. Farklı bir uygulaması yok. Peki şimdi siz işte Haziran aylarında falan başladığınız domates toplamaya ne kadar süre bu devam ediyor? Eylül. Genelde kırmızı mı topluyorsunuz hep domatesleri tabii. Yoksa Kırmızı. Olgunlaşmaya yakın mı? Kırmızı ağırlıkta toplanıyor. Talebe göre de çakırlı, buranın tabiriyle çakırlı olarak şu tam olgunlaşmamış. Bunlar nerelerde? Mesela kendi kendine olgunlaşsın diye mi? Bunlar şimdi domates dalından kopardığınız takdirde büyümesi durur sadece. Kızarması devam eder. Evet. Kimisi daha uzun süre gitsin diye, dayansın diye ben kırmızı domatese atıyorum. 2 hafta garanti veriyorum. Hiçbir akması, kokması, çürümesi olmayacak diye. Ama adam diyor ki ben uzun yola gideceğim. Mesela bu yurt dışından gelen aileler oluyor tatillik için. Onlar yurt dışına götürmek istiyorlar tabii haliyle domatesi. Onlar biraz daha gökümsü olmamış domates alıyorlar. Uzun yol, uzun süre dayanması için 1 ay, 2 ay, 3 ayı görmeyebilir belki ama 1-1,5 ay kadar süre rahat dayanabiliyor. Garantisini veriyorum onun da. Evet, bu ala dediğimiz domateslerimiz. Bir tanesini ben koparacağım. Tabii.
Artı şöyle bir şey var. Biz tabii kamera arkasında da ısırarak yiyoruz. Sanki bir meyve gibi tüketebiliyoruz. Devederesi'nin ünlü domatesi. Tabii. Şimdi bize rehberlik eden abimiz var. İsmini hatırlayamadım ama. Mustafa. Mustafa abim Mustafa. Dedi ki Devederesi'nin ünlü domateslerini biz size tanıtacağız. Onunla da kısa bir sohbetimiz olacak inşallah. bu domates mis gibi kokuyor. Evet, domatesi Ekim ayına kadar hasatını yapmaya devam ediyoruz. Peki bakım şartları olarak tabii gübreleme vesaire sıvı gübre olarak veriliyor değil mi? Damlama sulamada. Sıvı ve katı olarak gübre çeşitleri var. Onu daha doğrusu babam daha iyisini biliyor. Takip ediyor. Bitkinin isteğine göre gübrelemesini yapıyor. Keşke uzman babanız olsaydı daha güzel sohbet ederdik ama istirahat ediyormuş. Olsun. Ama biz sizi zorluyoruz ki siz bunları belki akşam eve gidince tam tekmil öğreneceksiniz. Bir gün Çiftçi TV'den geldiler mi böyle her şey... O zaman takır takır bu böyle şu şöyle... Gene de başarılısınız. Teşekkür ediyoruz biz size. Hani genç bir arkadaşımızla da sohbet etmek bize de hoşluk veriyor açıkçası. Evet, şimdi biberi neden biber böyle ağırlık, ben şöyle bakıyorum domates ama biber biraz daha az. Neden böyle biber salatalık daha az mesela? Şimdi şöyle bir durum var, domatese talep daha çok. Biber'e daha az ki herkes biber bahçesine küçük çaplı kendi çapında domatesini, biberini, patlıcanını ekiyor. Bölge olarak diyelim. Tamam. Bölge, ben bu bölgeden konuşuyorum. Ekiyor bahçesine, biber, patlıcandır onlar oluyor ama domatesin işte bu İklim şartlarından daha çok etkileniyor. Çiçeğidir, şudur budur. O yüzden biber kendi bahçesinden verim alabiliyorlar. Ama domatesde o verimi alamıyorlar. O yüzden domatese talep daha çok oluyor. Domates daha çok tüketilen bir sebze. Peki perakende de şu an domates benim bildiğim kadarıyla bu bölge için söylüyorum. Hani İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde biraz daha fiyatlar farklı olabilir ama 1,5-2 TL civarında perakende de fiyatı var. Ve bu yıl çok fiyatlar da düşmedi gibi. Düşmedi. Yani normal şartlarda daha yüksek fiyatı. Ama biz halkımız yesin diye biraz daha bizi kurtaran seviyesinde yapıyoruz. Masrafımızı alalım. Yeter diyoruz biz. O yüzden fazla uçuk miktar çekmemeye çalışıyoruz. Direkt üretimden tüketiciye, üreticiden tüketiciye verdiğimiz için. Araya komisyoncusudur, nakliyesidir, odur budur girmiyor. O yüzden daha uygun fiyata veriyoruz. Daha doğal, daha kaliteli sebzeleri daha uygun fiyatlarla halkımıza sunuyoruz. Evet, biz buradan da tabii Devederesi'nin tam olarak yerini de aktaralım efendim. Devederesi çay ayrımında Dinar Denizli yolu üzerinde. Eğer bu tarafa bugünlerde yolunuz düşerse bu seralara uğrayın. Eğer seralı sahipleri de başındaysa size domatesleri tabii 3-5 kilo verebilirler. Hem dalından domates yemiş olursunuz hem de ucuza domates yemiş olursunuz. Tabii ki de. Evet, şimdi biraz da biberden konuşalım. Mesela biberi talep çok fazla yok ama gene de siz biberi yapmışsınız. Bir çeşitlilik olsun diye mi biber? Biberi şöyle... Biz eşantiyon olarak getirdik Antalya'dan. Fidanları biz Antalya'dan getiriyoruz zaten. Evet. Getirdik. Bir iki sıra dikelim talep olmuyor diye. Yemelik, dağıtmalık. Yani yanında bir iki de çeşit olsun. Çeşit daha doğrusu ikinci planda. Baktık yani her sene dikiyoruz. Çeşit olsun diye biraz daha. Hem, yani şimdi pazara giderken domatesin yanında biber de olsun. Tabii yani çeşit görünsün. Acı biber mi? Acısı, tatlısı, tatlı karışık öyle yok. Şu marka olsun diye bir şey yok. Biber mi? Biber. Dikelim çeşit olsun. Böyle bu şekilde. Yani domatesin yanındaki eşantiyon diyelim. Peki biz dışarı doğru da gidelim. Dışarıda da patatesimiz vardı. Neler var? Dışarıda patates, domates, tarla domatesi olarak adlandırılan domates, patlıcan. Bunlar mevcuttu. Şu an var değil mi onlarda? Onlar da mevcut. Tamam. Biz dışarıya doğru gidelim. Patatesi, ondan sonra patlıcanı ve tarla domatesini açık alanda örtüsüz yetiştiren domatesi de ekranlara yansıtalım. Ondan sonra da farklı bir seraya doğru yolculuk yapacağız efendim. Efendim seranın içinden tam çıkalım dedik. Sizlerle sohbetimize dışarıda devam edeceğiz. O esnada yol güzergahında yolculuk eden bir müşterimiz geldi. Müşterimiz de devamlı buranın müdavimi. Evet. Bir tanıyalım sizi. Ben tarih öğretmeni Halil İbrahim Demir.
Hocam yakında gibi köyde oturuyorum normalde. Ankara'da. Kaç kilometre buraya? İşte 12 kilometre falan. Normalde Ankara'dasınız ama. Tabii normalde Ankara'dayım. Yazları geliyorum buraya. Bu bölgeye geldiniz mi bu seraya hemen uğruyorsunuz. Mutlaka. Bakın bugün çarşamba. Çarşamba'da alışveriş yapmadım pazar günü. İhtiyacımı bu seradan karşılıyorum ben. Evet, domateslerde salatalık, mis gibi. Patlıcan. Ne varsa hepsinden biber alıyorum. Amacım buradaki üretimi teşvik etmek, insanları buna özendirmek. Evet, gerçekten de içerisi çok güzel, görüntüler evet. Çok hoş. İzleyicilerimiz de izliyorlar bizle birlikte. Devederesi bir köy ama köyde ne kadar güzel bir girişimcilik var. Peki giderken Ankara'ya buradan domatesleri götürüyoruz mu? Kesinlikle. Biz de artık iller arası çalışıyoruz. Evet. Az evvel genç arkadaşımız diyor, biz sadece bölge ama yavaş yavaş artık böyle dışarıya doğru gidiyor bu domatesler. Kesinlikle yani. Buradan giden insanlar, bir ben değil, bu çevredeki insanlar domatesin dayanıklılığını da bildikleri için yani en azından 2 haftalık 3 haftalık ihtiyaçlarını hatta konu komşularına akrabalarına bile sipariş üzere götürüyorlar. Hediyelik domatesler. Hediyelik olarak götürüyor evet. Peki afiyet olsun hocam. Teşekkür size de hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bize bu mülakatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Başarılar afiyet olsun. Diliyorum. İyi günler. Evet, Sera'dan çıktık. Hemen Sera'nın paralellerinde tarla domatesinin yetiştiği, patlıcanın yetiştiği, birkaç sıra kavunun olduğu artı neler vardı? Burada patatesin olduğu, soğanın olduğu, pırasanın olduğu bir alan. Alan. Şimdi buradaki domateslerimiz tarla domatesi. Bildiğimiz hani çok böyle uzun boylu domatesler değil. Mesela Sera'da 2 metreye yakın boyu olan fidanlar vardı. Evet. Aşağı yukarı yüksek fidanlar. Ama burada biraz daha yere yakın. Bunun cinsi tabii sana sorsak sen diyeceksin ki babam bilir. Yanılmıyorsam buna oturak domates diyorlar. Oturak. Çünkü gerçekten boyu çok kısa. Hani ben uzun yıllardır da böyle boyu kısa domates de görmedim. Gerçekten söylüyorum yani. Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği hiçbir müdahalede bulunmuyorsunuz. Toprağa dikiyorsunuz, sulamasını yapıp alıyorsunuz. Bir de normal gübre desteklemeleri normal, tabii, yapılıyor. Tabii tabii. Her şey de var. Gübreyi artık onu saymaya ama gerek bile duymuyoruz. Mesela Sera'da bir bambu sarısı kullanıyorsunuz. Burada tamamen meyvesini kendi doğal şartlardan edinerek veriyor. Evet. %100 doğal diyebileceğimiz bir ürün. Evet. Aynen öyle. Peki şimdi bunda da meyve oranı yani domates oranı çok fazla fidanlarda görüyoruz ama diğerine göre fidan ölçeğinde baktığımızda biraz daha ürün daha az galiba. Evet, bunlarda ürün de aynı zamanda mı dikiliyor peki? Az. Farklı zamanlarda dikiliyor. Şimdi bu ne zaman mesela? Bu 15-20 gün daha sonra dikiliyor. Çünkü daha az hava koşullarından etkileniyor içerisi. Burası daha çok etkilendiği soğuklardan, donlardan. Aynen öyle. Etkilendiği için daha geç dikiliyor, daha erken bitiyor. Erken bitiyor. Şimdi mesela Ekim'e kadar biz örtü altından ürün alacakken bu belki de Eylül başı ortası gibi. Çünkü son meyveler belki de. Bunlar kızardı mı? Kızaracak, bitecek. Zaten soğuk gelecek. Burası Afyon. Evet. Soğuk vuracak, ama bitecek. Seracılık için en uygun güneş ışığının aldığı bölge Afyonkarahisar'mış Türkiye'de. Dik güneş ışığını alıyormuş. Sera için çok uygundur. Doğrudur. Öyledir yani. Yani bunun da zaten siz... Yok. Şimdi mesela 4 yıldır yapıyorsunuz. Bir olumsuzlukla karşılaştınız mı Sera'da? Tabii canım. İllaki olumsuzluklar oluyor. En basitinden bazen rüzgarlarda sera örtüsünü kaldırıp atabiliyor. Bazen o kadar şiddetli oluyor. Demirleri yerinden kaldırıyor. Zararlı bitkiler çıkıyor. Bizim buralarda biz daha doğrusu sümbül diyoruz ona. Domatesin topraktan alacağı verimliliği azaltıyor. Azaltıyor. Meyve büyümüyor. Ağaç zayıf kalıyor. Bazı fidanlara böyle sarmal sarılmış şekilde. Onlardan da var. Yani çıkıyor illaki ne derler, muzur mu derler. Peki patlıcanda talep nasıl? Patlıcanda talep yüksek. Ama mı yetişmiyor? Karşılayamıyoruz. Zaten yani, gördüğünüz kadar az bir alanda mevcut. Ne kadar mesela o? Ne kadar? Bir dönüm yoktur bile. Peki onu serada yapmayı, patlıcanı düşündünüz mü? Yani onun size bir avantajı olur mu? Yoksa tarlada direkt tabii, normal doğal şartlarda yapmak daha mı iyi? Örtü altında yaparsanız daha çok verim alırsınız. Daha uzun süre gider. Her türlü avantaj sağlar. Ama gördüğünüz 3000 metrekare kapalı alan mevcut. Hangi çeşit ekeceğini bilemiyor insan. Belki ilerleyen dönemde buralarda komple... Tabii, gelecek seneye bir miktar daha mı kapatır? Bu düzen değil. Ama çember mi diyor babam? Biraz daha alçak. Daha alçak. Bu uzun dik demirleri olmayan.
onlardan getirip rüzgardan falan şey yapmayacak. Rüzgardan, aynen rüzgardan ve soğuktan etkilenmemesini sağlayacak sadece. Başka bir formülü yok. Evet. Gerçekten de güzel. Mis gibi tarla domateslerimiz de var. Bu alan da herhalde 2000 metre falan. Hemen hemen. Hemen hemen. Mesela dekar başına bundan ne kadar alabiliyoruz ürün? Açıktan mı? Açıktan ve kapalıdan. Onları da bir kapalıdan merak eden izleyicilerimiz vardır mesela. Evet. Dekar başına yıl ortalaması işte 1000 metreden atıyorum 10.000. Şimdi 10 kilo, 1000 kilogram, 2000 kilogram artık nedir? Dönüm bazında demeyeyim de ben total olarak bu 3000 metrekareden 30 ila 40 bin arasında bir verimlilik almayı planlıyoruz. Yani alırsanız bu işi yaptık diyeceksiniz. Tabii tabii. Ticari amaçtan. Şu ana kadar bir 10-15 ton kadar verdik. Tükettik. Bir o kadar daha alır içeride. Çünkü domatesleri de gördünüz zaten. Kesinlikle. Onların hepsi zaten en küçük tane domates 250-300 gram geliyor. Onu hesaplarsak bir salkımda da 5 tane var. 7 tane döl var. Bir sürü yani alır yani. Basit bir matematikle hesaplanabilir. İnşallah nazar değmesin. Allah'ın izniyle bu güzel bereketli domatesler sofralara ulaşsın. Herkes afiyetle yesin. Bakın Ankara'lara kadar da bu domatesler gidiyor. Ankara'lara, İstanbul'lara, yurt dışına kadar gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Ne kadar güzel. İhracatını da yapıyoruz. Tabii. Peki biz bir başka seraya doğru daha gideceğiz. Üreticilerimize söylemek istediğiniz neler vardır? Üretmek mutluluktur deriz. Bizim çiftçinin seyir defterinin altı çizecek konudur. Üretmek gerçekten sizin yüzünüzde gülüyor. İnşallah babanızla da seneye mi tanışırız bilmiyorum ama. Bir dahaki gelişinize tanışırsınız. İnşallah tanışırız. İnşallah onun da yüzü böyle sizin gibi gülüyordur. Benden daha iyi güler o. Daha iyi mi? Asıl üretici olduğu için. Peki okulda da son sınıftı herhalde. Son sene. Size nasıl de yaşamınızda başarılar dilerim. Biz oraya doğru Devederesi'ndeyiz yine. Diğer başka bir seraya doğru gideceğiz. Zaten Yunus Bey'in de akrabası. Evet. Anne tarafından akrabamız. Anne tarafından da akrabaymış. Zaten burada seracılıkla uğraşanlar genelde akrabalar. Bir de oraya genelde akraba diyelim biz ona. Tabii İlla şimdi köylerde bir şekilde bir kan bağı bulunuyor kesinlikle. Evet. Evet. Biz oraya doğru gidelim. Patlıcanların da görüntüsünü alalım. Ondan sonra yola çıkalım. Tamam. Efendim Afyonkarahisar Çay ilçesine bağlı Devederesi köyündeki seraları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Genelde bu seralar biraz daha aile işletmeleri. Çok büyük seralar değil ama kendi çapında da yavaş yavaş ilerletiyor. Evet. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Devederesi köyünden Kazım Kandemir. Seracılıkla uğraşıyorum 6 senedir. 9 yıl Kumluca'da yaptım ben bu işleri. Oradan bir şeyler kaptık, öğrendik. Burada başarıyla devam ediyoruz. Her şey doğal. Nisan'ın birinde fideleri dikeriz. Vallahi öyle bir hızlı girdin ki ben sana soracağım bunları zaten. Evet. Ne kadar güzel. 9 sene Kumluca'da çalıştınız. Evet. Zaten biz Yunus Bey'le önceki röportajımızda o da söyledi. Bizim dedi akrabalar hep burada dedi. Seracılık yapar. Doğru. Köyün hepsi de akraba zaten ama genelde Kumluca'da bir sera memleketidir Kumluca. Evet. Kumluca'da bu işi öğrendiniz. Buraya getirdiniz, uyguluyorsunuz. Yine PVC yani naylon sera dediğimiz o tip bir sera ama gölgeliklerimiz var. Kaç metre alanda yapıyorsun bu işi? 4.500 falan metrekare. 4.500 metrekare evet. Bir alan var. Ne ürünler var şimdi sende? Domates, biber, patlıcan, salatalık ürünlerimiz var. Domates, biber, patlıcan, salatalık. Evet, artı tarla domatesi, patatesimiz var bir de açıkta. Tarla domatesi de var. Aynı Yunus Bey gibi siz de aynı şekilde dışarıda da yetiştiriyorsunuz. Dışarıda, evet. Dışarıda da yetiştiriyoruz biz. Lahana da vardı. Bu sene ekmedim. 5 yıl ekerdim lahanayı. O da devam ediyordu. Bu yıl tarla iyice bulamadık. O yönden ekmedik lahanayı. Aslında tam 15 yıllık bir tecrübe. 9 yıl artı 6 yıl, evet. 15 yıllık tecrübe. Bu da iyi bir ustalığı gerektiriyor. Gerçekten de güzel bir seranız var. Bereketli olsun. Şimdi domatesle başlayalım. Evet. Şimdi bu domatesin cinsi nedir? Hünkar. Hünkar cinsi. Evet. Şimdi biz mesela Yunus Bey'inkinde biraz daha büyük görmüştük. Bunlar biraz daha kısa gibi. Aynı cins midir? Bif olarak aynı cins de biz bu domatesi ben nasıl tarif edeyim? Yatırdık. Bu domates teli geçtiği de bir hafta öncesi, 10 gün öncesi. Şurada gözüküyor mu şey? Kemal. Biz onlara ek görüntüleri alırız. Sen tamam. Anlat ne yaptın? Yere yatırdık. Yengattan bu çiçekler tutmadı. Aşağıda olursa çiçek tutacak. Bu Eylül-Ekim ayında bir yeni meyveler verecek. Yeni meyve verecek. Bu gördüğünüz çiçekler şu teli geçtiydi. Aşağı indirdik. Bunlar Eylül-Ekim ayında meyve verecek. Ondan saldık. Ne zaman diktin bu fidanları? Nisan'ın birinde diktik. Nisan'ın birinde diktik. Normalde
Haziran'ın 17'sinde falan hasata başladık, 15-17'sinde. 22-23 tane çay etrafında lokantamız var. Her şeyi doğa olarak pazarlamamız orada. Direkt de tüketiciye satıyoruz diyorsun. Evet. Peki şimdi dikmeden önce bir serada hazırlık yapıyorsun. Neler yapıyorsun mesela? Bunu hayvan samrasını atarız, süreriz, karıştırırız. Böyle Mart ayında falan yapıyorsun tabii. Mart ayında. Damlamayı çekeriz. Fideci bize ona göre siparişini biz veririz. Ona göre gün belirtir. Biz işçilerimizi ayarlarız. Dikeriz yani bunu sürer şey ederiz. Hazırlarız. Bu şu tava dediklerimiz argın dibindeki damlamalarını hazır ederiz. O şekilde şeye başlarız yani dikime başlarız. Nisan'da diktik. Evet. Peki dışarıdan işçi çalıştırıyor musun yoksa yengeyle mi götürüyorsun bu işi? Kendim hakkından gelemiyorum. Allah razı olsun hanım yardımcı oluyor ama dışarıdan 5-7-8 kadar haftada 2 gün 3 gün işçi getirttiriyor. İstihdam da sağlıyoruz yani. Evet. Aynı zamanda köylüye de destek. Köylüye de destek şey diyor. Onlar da Allah razı olsun diyor. Bir ceyran parası bir su parası bunun gibi herhangi bir şey de onların da duasını alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani katkımız oluyor yani. Evet, domatesin haricinde neler yetiştiriyorsunuz? Patlıcan, biber, salatalık, seranın içinde olan bu şey ürünlerimiz. Her şey doğal olarak. Dışarıya artı tarla domatesi de ekiyoruz. Patates, lahana da ekiyoruz. Bu ürünlerle mücadele ediyoruz yani. Peki seramızın yüksekliği ne kadar şu an? İkon şu çembere, saçuluk dediğimiz yere kadardır. Onun üstü 1,5 metre daha vardır, 3,60'tır. Bu kendi projemiz, kendi imkanlarımıza yapma. Projeyi kendin çizdin yani. Kendimiz çizdik. Demir yapısı diyelim, onu sen ayarladın. Kaynaktan da anlarım. Her şeysini kendim yaptım. Yani bir devletten, sosyal yardımlaşmadan bir aşağı seri yaparken 15 milyar kadar bir katkıda bulundu. Destek alındı. Ondan kendi ürettiğim emeğiyle seriyi büyüttüm. Devletin yaptığı 2 dekardı. Ben 2,5 dekar daha yaptım. 4,5 dekara çıkardık kendi imkanlarımla. Evet, 4500 metre. Evet. Az evvel sohbetimizde biz domateslerin olduğu kısımdaydık. Şu an patlıcanlar var. Patlıcanların olduğu bölge kaç dekarlık bir alan? 750 metrekare. 750. Metre. Şimdi genelde ağırlık domatesi fazla yapıyorsunuz. Biz az evvel Yunus Bey'le de röportajımızda domates daha çok mu talep ediyor? Evet, lokantalar devamlı bizim domatesler çıktığı an öteki domatesleri almazlar. Niye? Ömrü fazla olur. 15-20 gün dayanır. Her şeyden doğa olunca damak tadı. Buradan bir şoför arkadaşlar geçer. Falan lokantaya sen mi verdin der. Buradan alırlar domatesi. Bilirler yani damak. Bir başka yerde yedikleri şeyi buranın olmadığını bilirler yani. Peki genelde ürünleri mesela salatalık var, patlıcan var, domates var, biber var. Bunların hepsini direkt tüketiciye kendiniz mi satıyorsunuz? Toptan da veriyoruz. Lokantalara da veriyoruz. Çevre köylerden de geliyor. Bizim bu köy olarak sayarsam Çayır Yazı, Kılıççaka, Bulanık, Devederesi, Akarım, Karacören, İnli, Aydoğmuş, artı Garedilli, Tatarlı beni tanır. Ben vardıktan kere yani fiyat sormazlar. Önce zepsenin kalitesine bakarlar, damak tadı bu diye alırlar. Yani devamlı tanınmışızdır burada. Bu durumda 6 senedir burada üretip satmaktayız yani. Peki az evvel hani tam lafımız da kesildi aslında da biz toprağı hazırlarken neler yapıyorsun buraya? Toprağı biz bu laylonu açarız kışın. Klemetlidir bu laylonlar. Zarar vermeden açarız. Kaç yıl süresi var naylonun dayanmak? 3 yıl diye alarız. 5 yıl gider. Şu tül dediğim şeyi çektiğimizde laylon yıpranmaz ama az buçuk laylonu çektiğin zaman bir yıl ömür olmaz. Bunun UVK katkılıdır. 400 mikron kalınlığındadır. Bu 150 mikron kalınlığı oldu mu bu Afyon yöresinde rüzgarımız yırtıyor. Yani verdiğimiz emek de boşa gidiyor. Rüzgar da yırtıldığı an zepsemiz de zayiat oluyor. Birazcık daha kalın olacak. Kalın olacak. 400 mikron olacak. Kalın oldu. Evet parası pahalı da şeyi güzel. 3 yıl diye alıyoruz 5 yıl gidiyor. 150 mikron alsanız bir yılda, 1,5 yılda belki bir rüzgarda gidebilir. Bir rüzgarda gidebilir. Aynısı oldu. Bir seracımız bir rüzgarda gittiği vakit oldu yani. Aşırı rüzgarda yırtıldı mı. Laylonun gittiği ziyade tolu yağdı bir de zepsesi de gitti. Yengattan çekmek zorunda olacak. Hey, bunu yapıyorsan kalitesini kullanacaksın. Yani şu tülün dahi kalitesini kullanacaksın. %40'lık tüldür bu. 10-15 derece aşağı gösterir. Tuta olayı dediğimiz o kurt, domatese kurt girer. Bunu çektik mi serinde yumurta atamaz. Sıcak olmuş olsa yumurtasını atar. Yani bu şekilde her şeyi bilinçli yapıyoruz yani. Allah razı olsun ilçe tarımdan da destek olur. Yani gelirler takip ederler her konuda. O yönden de endişemiz yok. Ziraatçılarımız var devamlı.
Takip ediyorum. Peki toprak analizi falan yapıyor musun her sene? Yaptırıyorsun. pH'si yüksek çıkıyor bizim bu etrafın şeyse. Ona uygun bir pH düzenleyici şeyi atıyorlar. De bizim burada ekseri, ben bu sene bir de güvercin samrası buldum bir çatıda, onu attım. Domatesin mayosu daha güzel. Yani aroması daha güzel. Kokusu daha güzel. Çekirdekli böyle şey olarak daha damak tadı beğendiler yani. Ama her yıl bu güvercin samrası, hayvan samrası, koyun samrası dediğim şeyi atarız biz seriye. Şimdi burayı açtıktan sonra sereyi hazırladık. Bir havalandırma yapıyoruz. Kışın böyle tamamen açık mı oluyor? Yani tamamen yağış, kar alabiliyor. Alıyor. Kasım ayının 15'i dedi mi veya 20'si dedi mi sezon biter. Komple açarız laylonları. Bura kar da yağar, yağmur da yağar, toprak kabarır, işler. Mart'ta tekrar örteriz. Mart'ın ilk günlerinde laylon çekilir. Klemestidir, bir laylonda özür olmaz. Aynı yerine getiririz, devam ederiz yani bu şekil. Peki işlemesi de zordur. Buraya traktör girmiyor tabii. Giriyor. Giriyor mu traktör? Küçük traktörler mi? Ferikson, Fiat, Sema türü giriyor. Sürüyor, glotör çekiyor, sürgü çekiyor. O şekilde şey diyoruz ama geri işçiliği tava grof deriz. Onu küreklerle kendimiz yaparız damlamayı çektikten kere. O şekilde devam ederiz. Peki yengeyle birlikte tabii büyük bir bölümünü yengeyle birlikte zirai mücadeleyi de zaman zaman yapıyorsunuz. Yapıyor. Peki tarla domatesiyle serada örtü altında yetişen domates arasında ne farklar var? Yani müşteri hangisini daha çok beğeniyor size göre? Müşteri ben şöyle diyeyim. Tarla domatesinin damak tadı daha güzel ama raf ömrü uzun değil. O mesela 3 günde erime yapıyor veya çürümeye bakıyor. O lezzeti gidiyor. Gitmeye başlıyor veya. Bu 15 gün 20 gün dursa adam gırak atıyor, ırgatak atıyor, bir şey olmuyor. Buzdolap arattırmıyor bu sera ürünü şeysi damakta da. Verim orada da aynı da bu yıl verim düşük. Şöyle düşük diyeyim. Benim bu 4500 metrekare 50 ton 60 ton bir mahsule şey içiyordu. Bu sene yağıştan çiçekler polenlenmedi. Yağışlar kesildi, artı sıcaklar başladı. Bu sefer sıcaktan tutmadı. 15-20 ton tonacımız oldu. Tarla domatesi için mi bu konuşuyor? Sera için. Serada aynı gün görmeyince. Ha tabii güneş az olunca. Az olunca 40-45 gün bir yağışımız oldu. Allah versin yani daha çok versin. O da ihtiyaç. Güneşten ısıyı alamayınca bu çiçekler arı deriz, bombus arısı. Onu koruruz. Onunla polenlenir. O olduğu halde verim düşüklüğü oldu. Yani bir bizim domatesce, biber, patlıcan da değil. Bu genel ortamda haşhaş, arpa, buğday, erik, elma, fişne çiftçilermiş bu sene verim düşüklüğü yaşadı yani. Evet, bu seraları bile etkiledi. Bu yağışların çok fazla olması, yazın biraz geç gelmesi diyelim. Yazın biraz geç gelmesi. Aynı benim bu konuda Elmalı'da, Korkudeli'de, Söğüt'te arkadaşlarım var. Onlarla da irtibata geçiyoruz. Bu sene tonajımız düşük diyor. Normal emeğimizi alsanız yeter diyor. Allah bereket versin diyorlar. Yani ona da şükrediyorlar. Bu da Allah'tan diyorlar. Yani. Evet tabii. Ama biraz da yazın böyle uzun gideceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Mesela yaz uzun giderse eğer ki Ekim ayı mesela burada hasatın artık bitmesine yakın oluyor. Evet. Belki Kasım'ın 15'ini bulur mu? Nasıl? Durum ne gösteriyor? Bizim ayazlar olmayasıya, gırağa düşmeyasıya bu şeyde devam ediyor. Yani zepse verimi devam ettiriyor ama gece ayazlar çok diyor. Oldu mu verim düşüyor. Mesela hava normal bir gitsin aralığa kadar sezonumuz gider. Yani mahsul olur. Peki şimdi burada 4500'de bir 500 metrekare mi? Bu 750 metrekaresi patlıcan. Salatalık ne kadar var? Salatalık 350-400 metrekare. O da daha da az. Biber daha da mı az? Biber daha da az. Biber yine yoğunluk olmuyor. Adam 5 kilo domates alıyor, 1 kilo biberin yok mu diyor. Yani yok demeyecek kadar. Çeşit olsun ektir. Ama bu sene patlıcana kurutmalık alıyor halkımız. Yani şikayetçi, verim olmadı. Mantar hastalığı da buldu artı. Döküm yok. Bana 30 kilo, bana 20 kilo diyoruz. Bana 2-3 kilo kadar yiyecekliğini anca verebiliyoruz. Yani geliyor. Ha, olsun. Sofralık. Olsun da verelim de bu sene yılımız böyle yani. Peki daha da büyütmeyi düşünür müsün burayı? Yetişebilir misin yani? Büyütmeyi düşünüyoruz da işçi sorun oluyor. Yani her bir şey anlamıyor. Ha, öğrettik 5-10 kişi. Onların da yerine göre şey oluyor, iş oluyor. Biz mağdur kalıyoruz. Ama Allah razı olsun işçilerimizden bir dediğimizi etmiyorlar. Yani harfiyen yaparlar yani biz olalım olmayalım aratmazlar. Yani her bir işçiyi getiremeyiz de bilinçli işçilerden devam ediyoruz yani o şekilde.
Peki şimdi burada toplanan, yol üzerinden gelen müşterileriniz de oluyor. Sizi tanıyanlar, hani çevreden de gelenler. Zaman zaman toptan da veriyorsunuz. Pazarı da kendiniz çıkartıyor musunuz? Çıkartıyoruz. Mesela bugün çarşamba, çayda pazar vardı. Başka hangi pazarlara gidersin? Perşembe Tatarlı pazarı. Cuma gün Karadilli pazarı. Pazar gün Karacaran Ağılönü pazarı. Artı bu hariç günlerden hariç de köylere gideriz. Ya bana yörük derler mesela, İnli tarafı. Yörük bir domates getir derler. Ben 50-60 kasa götürün, 2 saatte bitirirler. Yani pazarcı da vardır da bizim domates geldikten geri başkasını almazlar. Senin domatesi beğeniyorlar. He, orada alırlar, hem duza basar yerler. Allah razı olsun derler. Bu şekilde gerçekten de güzel. Biz de tadına bakıyoruz kamera arkasında. Peki şimdi domates tabii ki çok önemli bir sebze. Bunu mesela yeşil olarak isteyenler, talep edenler de oluyor mu? Turşuluk falan. Bu aydan kere isterler. Yani bu aydan kere gök isterler de. Olduktan kere turşuluk olarak da yardımcı oluruz. Sofralık olarak da. Yani bütçe nasıl imkan doğarsa o şekilde yardım ediyoruz yani. Peki biz artık yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Bizi izleyen meraklı izleyicilerimiz var. %100 doğal, topraktan yetişen. Doğadan. O arı dediğimiz bomba sarısı, o polenler bunu. Damak tadını o verir. Yani ütek gibi bu şey damak tadı olmaz. Yani benim kara kaşığıma, kara gözüme değil. O arınık sayesinde bunlar doğadan her şey gidiyor yani. Biz de elimizden gelen imkanları, temizliği, işçiliği, fisil deriz. Bunun gibi şeylerini yaparız, budamasını. Devam ederiz yani. Bir sezonda kaç yevmiye çalışıyor? Aşağı yukarı 100-200 ne kadar? Mesela ne kadar istihdam sağlanıyor? Ben onu merak ediyorum. Yani insanlar geliyor buradan, hani az evvel de söylediniz işte, elektrik parasını çıkartıyor. Köyde oturacağına geliyor, burada da zevkli. Aslında çok da güneş de almıyor içerisi. Allah razı olsun sorduğun için. Benim dışarıda tarla domatesi de var, lahana da var, patates de var. Normalde ben bir 10 milyar diyeyim, yani 10 TL diyeyim, işçiye para verir. Bir işçilik masrafım var ya. Var yani. O şekilde de. Ha, işçiler de der. Şöyle senin gibi 5-6 kişi köyümüzde olsa gariban kalmaz derler. Peki yapmak takdir isteyen edenler var mı başka? Böyle meraklı var mı? Havastaran yok. Şöyle diyeyim ben. 12 milyara fide tohumu getirdim. Ben 12 milyar bulsam ne edeceğim bu şeyi diyor. Yani havas eden yok. O parayı cebimde olsa zaten gidip onunla uğraşmam. Onunla yemen diyor. Şu naylon 4,5'da karı 18-20 milyar tutuyor. Bunu 4 senede ödeyeceksin ama delisin diyorlar. Ama verip de emen aldın mı bana göre iyi. Yani havaslanan yok. Çok görüyorlar. Ama etmelerini istiyor. Yani İstiyorum köylüm olarak, etraf olarak ben hayvancılık da yaptım, koyunculuk da yaptım, nakliyeçilik de yaptım, şoförcülük de yaptım. Şükür Rabbime. Hem çorumun çocuğun başındayım, hem rızık var yani. Peki işin inceliklerini az buçuk anlattık. Aslında biz detaylı seninle de sohbetlerimiz olacak. İnşallah vaktimiz müsait olursa Ekim ayında bir daha gelelim İnşallah. Buraya. Hani tam böyle hasatın son anlarında gelelim. Burada toplama yapılırken işçilerimizle de sohbet edelim. İnşallah. Daha detaylı konuşalım. Doğru. Bugünlük zamanımız bu kadar. Sağ ol Ergün abi. Elinize size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi misafir ettiğiniz Sağ için. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Efendim Çiftçi TV'ye teşekkür ediyoruz. Çiftçi TV'mize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu toprakların kanalı. Bu toprakların kanalı. Sağ olun. Allah razı olsun. Efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Üretmek mutluluktur. Hiçbir zaman unutmayın. Böyle mutlu yüzler görmek istiyoruz çiftçilerimizde. Amin. Sağ olsun abim de gülüyor. Sağ ol Ergün abi. Herkese hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah razı olsun.